Çıkın bir seçim değerlendirmesi yapalım. Buranın bir değerlendirmesini yapalım. Yani şöyle, bugün gerçekten İstanbul'da tarihi bir an yaşanıyor. Bu belki İstanbul'dan yakılan bir meşale olarak tüm Türkiye aydınlatacak bir ışığa dönüşeceğini, bir top ışığına dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta 31 Mart günü yapılmış olan yerel seçimlerde bütün Türkiye'de vatandaşlarımız sandığa gittiler, tercihlerini belirlediler. Sonuçlar hepsinin saygı duyması gerekiyor. İstanbul'da tartışmalı bir süreç yaşandı ki bana göre bu tartışmalı süreç içerisinde yapılan bütün itirazlar kabul edildi, değerlendirmeye alındı. Ve bu değerlendirmenin son kriterini sanıyorum pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu bir kere daha toplanacak. İstanbul'la ilgili yapılan itirazları bir Akmış Selim'le, affedersin, ortak akılla bir araya gelerek sonuçlandıracak diye düşünüyorum. Aslında şunu kabul etmemiz lazım. 25 yıldır İstanbul'da bir anlayış hizmet veriyor. Yaptıkları güzel hizmetler için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama genç bir arkadaşımız İstanbul halkının teveccühünü kazandı. Oy farkıyla, rakamlar önemli değil. Bir oyda olsa, bin oyda olsa, 100.000 oyda da fark etmiyor. Seçildi mi seçildi. Buna hepimizin anlayış göstermesi gerekiyor. Buna hepimizin hoşgörüyle yaklaşması gerekiyor. Ve hep şunu söyleyeyim. Beynimizin içerisindeki ön yargılardan kurtulmamız lazım. Bunlardan kurtulduğumuz zaman birbirimizle konuşacağız. Birbirimize empati kuracağız. Müzakere edeceğiz. Ve doğru yolu birlikte bulmuş olacağız. Nedir bu doğru yol? Diyoruz ya, adlarımız farklı, soyadımız Türkiye. Çünkü bu Türkiye'nin sadece İstanbul'da değil, 81 kentimizde sorunlarımız var. Türkiye'nin etrafında bir ateş çemberi var. Her tarafta terör olayları kendini gösteriyor. Biz eğer kol kola giremezsek, iktidar ve muhalefetiyle beraber, sandık bitti. O gün saat 17'de sandık bitti. Şimdi artık beraber olma, birlik olma, güçlük olma ve büyük Türkiye'yi beraber yaratma sevdamızı ön plana koymamız lazım. Bunu başarabilirsek Türkiye kazanmış olacak. Maltepe'de gerçekten sevgi kazandı. O seçim kampanyası süreci içerisinde ufak tefek zaman zaman tartışmalar yaşandı, gerginlikler yaşandı. Ama yarışan arkadaşlarımız çizgisini çok iyi koydular. Aşağıda zaman zaman tartışmalar olsa da biz yukarıda kucaklaştık, öpüştük, sarıldık. Sonuçta dedik biz yarıştır. 31 Mart günü saat 17'de bitecek. Nitekim bitti. Sandıklar kalktı. Biz Maltepe'de beraber yaşıyoruz. Ne diyorduk? Hep şunu diyorduk değil mi? Koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacak. Bundan sonra sevginin yüce olması için, sevginin güçlü olması için, sevginin daha gerçekten katmerli bir şekilde taşlandırabilmesi için birbirimize kenetlenmemiz lazım. Maltepe hizmet için kollarımızı sıvıyoruz. Destek vermek isteyen, projelerle katkı vermek isteyen herkesin parti farkı gözetmeksin. 500.000 Maltepe'liye kapımızı açıp onlarla beraber hizmetimizi sürdüreceğiz. Maltepe halkının teveccühü Allah utandırmasın. Amin. Önemli olan aradaki fark değil. Önemli olan yapabileceğiniz hizmetler. O hizmetlerle insanların gönlüne dokunabiliyorsanız, onların yüreğinde gönül sarayları yapabiliyorsanız karşılığını buluyorsunuz. Biz bunu bulmanı hep diyordum 5 yıl önce. Benim karnemi 31 Mart günü Maltepe halkı verecek. Karnede geçer notumu aldığım için çok mutluyum. Unutmasınlar ki daha fazla çalışacağım. Çünkü mazbatamı aldığım günü sabah yine sabah saat 3'te evet. Sokaktaydım. Ertesi gün de sokaktayım. Evet. Ben sanki seçim yarınmış gibi çalışmaya başladım bile. Başkanım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Başkanım böyle geçti.